Ne olmuş benim prensime? Yüzünü mü çizmiş? Benim şımarık bebeğime bak ya. Şımarık mıymış benim kuzum? Ha? Çok mu şımarmış? Çok mu? Çok mu cilveliymiş? Böyle cilveli erkek mi olur ya? Böyle cilveli erkek mi olur ya? Annemiz benim bir tanem. Annemiz benim cilveli bebeğim. Cilveli erkek olmaz. Olmaz dedim sana. Evet. Günaydın benim kuzum. Benim kuzum kalktı. Günaydın. Günaydın. Günaydın prensim. Günaydın benim canım. Günaydın annesinin bir tanecik kuzusu. Ha. Günaydın. Kalktın mı sen? Güzel güzel uyandın mı sen? Ha. Hemen alayım. Hemen alayım ben bebeğim. Hadi gel. Gel hemen alayım ama dur. Yeleğini giydirmemiz lazım. Yelek giymen lazım annem. Artık hava soğuk. Senin ağzını burnunu yerim. Senin bu güzel göbüsünü yerim. İyicene genleş. İyicene genleş. İyicene genleş de rahat et, rahat et annem. Annesinin canı canı. Annesinin aşkı. Akıncan mı? Çok yaşa. Ay çok yaşa. Uzun ömürlü yaşa. Sağlıklı yaşa. Güzel gözlüm. Sen doğdun mu güneş gibi sabah sabah? Hı. Ha, yine aklına geldi. Günaydın. Günaydın. Canım, cevap mı veriyorsun? Sen cevap mı veriyorsun anneye? Hı. Bir tanem benim. Konuşacak mı? Konuşacak mı sen? Hı. Hı. Ağzını yerim, ağzını burnunu yerim, ağzını burnunu. Merhabalar. En son biz Kartal'la uyanmıştık. Onun videosunu çekmiştim. En son dediğim daha doğrusu güne başlarken. Ondan sonra o Vipos'ta kakasını yaptı, uyudu, sabah faaliyetlerini gerçekleştirdi. Burama ne olmuş böyle kıpkırmızı? Ama bak bir şey yemiş herhalde, bir şey var. Neyse. Ben o sırada kahvaltımı yaptım derken o bir daha uyandı, uyudu, uyandı falan filan derken saat 12 yaptık. Ha, bu arada bilgisayarda bazı işlerimi yaptım. Çok beklediğiniz o kına videosunu attım. Çünkü onu bir sürü şarkılı falan bir video olduğu için onu montajlamak takdir edersiniz ki zaman alan bir şey. Ondan sonra o videolarda bazı şarkılar var mesela o videoya reklam falan koyamıyorsunuz. Yani o videodan hiçbir şekilde gelir alamıyorsunuz. Çünkü telif haklı video. Ama telif haklı ama hani o bazı şarkılar var. Telif hakkını diyor nasıl diyeyim? O şarkıyı kullanabiliyorsun ama o şeyden para kazanamıyorsun. Ama şarkıyı kullanmanda sorun yok. Bazı şarkılar öyle vermişler yani. O hakkı vermişler. O yüzden de biraz zaman aldı demek istediğim. Açıkçası o video biliyorum ki tahmin ediyorum ki çok izlenecek. Çok bekliyorsunuz biliyorum. Ve o videodan eğer ki gelir kazansaydım gerçekten çok izlenecekti ve çok iyi bir gelir kazanırdım video bazlı düşünürsek. Ama o müziklerine
yok etmem gerekirdi bunun için. Normal YouTube'un hızlandırılmış şeylerde koyduğumuz müzikler var ya, onları koyabilirdim. Ya da müziği hızlandırabilirdim. Ama öyle olunca gerçekten peçete yok. İçeride kaldı, onu alacağım. Öyle olunca gerçekten hiç ama hiç tadı çıkmazdı. Yani o müziklerle o videoyu izlemeniz lazım. Ondan sonra o müziklerle izlemeniz lazım. O yüzden de hiç bozmadım orijinalini. Şimdi ne yapıyorum? Mutfaktayım. Kartal uyurken ne kadar uyuyacak bilmiyorum. Ne kadarını yapabileceğim bilmiyorum. 3 tane yemek yapmak istiyorum. Birincisi kabak yemeği. Kıymalı bir ana kabak yemeği yapmak istiyorum. Yarım kilo taze fasulye almıştım. Zeytinyağlı taze fasulye yapmak istiyorum. Ve bir de zeytinyağlı dolapta ıspanağım var. Ben eşim ıspanak sevmiyor maalesef, yemiyor. Ben onu kendime yapacağım. O da böyle paketlemiştim küçük küçük yarımşar kiloluk. Ondan yapacağım ki gün içinde öğlen yemeklerine falan ben onu yiyebileyim diye. Çünkü bu kabak yemeğini zaten yapıyorum. 2 gün zaten yiyoruz. Ancak yetiyor yani. Bir de şunu da yarım kilo yapayım. Hazır dedim. Soğan domates içine girmişken bu da çıksın aradan. Zeytinyağlı kalır. 2-3 gün yenir bu da. Şöyle soğanlarım var burada. 2-4-6-8 tane burada soğanım var ama bunlar böyle çok büyük değil. Küçük küçük soğanlar. Şimdi hemen bir peçete alıp geliyorum. Başlayalım yemek yapmaya. Geldim. Bir şey için içeriye götürmüşüm de orada kalmış. Şimdi önce hemen en hızlı şekilde soğanlarımı soyup şu şeyde, ay sen orada dur. Şunu da tık tık keseceğim. Bu arada tabii hani oturdum, kartal uyandı, işte biraz onu o şeyde salladım, iyicene dalmasını bekledim. Çünkü ne oluyor bir de biliyor musunuz? Hani hep diyorum evet gün içinde uyumuyor doğru düzgün. Çünkü şöyle de bir şey oluyor. Onu da tabii fark ettim. Uyutuyorum. Geliyorum buraya mesela. O sırada böyle bir iki kımıldanıyor, bir şey oluyor. O sırada yattığı yerde sallansa uyumaya devam edecek. Ki öyle oluyor. Mesela hafta sonu Asya'da babası da evdeydi. Ben işimi yaparken onlar sürekli onu yattığı yerde uyanma şeyine girerken hemen salladılar ve uyanmadı. Bayağı güzel uyudu. Dolayısıyla da ben bir işim oluyor ve kalkıyorum yanından. Kalktığım için de zaten onun çok fazla ığımı demesini de duymuyorum. Benim duyduğum artık o noktalara geçip en son ağlama noktası oluyor. Ve dolayısıyla da uyanmış oluyor. Ve süt emmeden de uyumuyor. Derken her uyanma uyuma en az yarımşar saat olunca benim bütün günümü alıyor. Tabi bir yemek yaparken, bir şey yaparken ocakta bir şey oluyor. Onu bırakamıyorsun. Bırakıyorsun, kapatıyorsun. İşte soğan mesela koyuyorsun. Kavrulsun diye soğan koyuyorsun, ne oluyor, yanıyor ya da kapatman lazım oluyor, yağ çekiyor bilmem ne gibi amma şikayet ettim ama bu iş böyle. Ben de biliyorum, siz de söylüyorsunuz, herkes söylüyor, şu zaman geçecek, bu zaman geçecek, ne zaman geçecekse o zaman geçecek, yapacak bir şey yok. Otururken ne yaptım, bir de bir ara bilgisayar da önümdeydi, dediğim gibi hem video işimi hallettim hem de şey yaptım. Kartal'a oyun halısı aldım. Evet. Oyun halısı için bilmiyorum erken mi, onun belli bir zamanı var mı yok mu, açıkçası ben bilmiyorum. Hatta kuzenime sordum. Beşiği falan ondan almıştım ya. Hani var mı dedim. Varsa belki de hani almama gerek kalmadı. Bir süre kullanırım yani. Varsa zaten verir, yok dedi. Hani o da olsa zaten verirdim dedi. Şimdi ben nereden şey oldu oyun halısı da, açıkçası Asya'da kullanmamıştım. Ne yalan söyleyeyim, 10 sene önce görmemiştim de hiç öyle bir şey, hatırlamıyorum da. Şimdi böyle bakıyorum işte, ayağa kaldırdığımız zaman ağlayınca etrafa bakıyor, renkli şeylere bakıyor, hareketli şeylere bakıyor. Dolayısıyla erken olmadığını düşünüyorum. En azından mızmızlık için ağladığı zaman, hani açlık olmayıp da mızmızlık için ağladığı zaman
Biraz onda durur. Bir yarım saat bile uyku dışında oyalansa bana kârdır, öyle değil mi? Bir oyun halısı aldım. Ondan sonra internetten tabii. Ondan sonra bir de şey aldım. Kulaktan ve alnından ateş ölçer aldım arkadaşlar. O da şimdi en son, hani en son dediğim işte geçen hafta içi aşı yaptırmıştım ama ateşine falan hani bakacağım. Allah'tan çıkmadı ateşi hiç de, hani daha aşıdan sonra. Ama tabii ki sürekli lazım olan, evde olması gereken bir şey. Ondan sonra ateş ölçerim yoktu. İşte öyle bir şey dedim, almak istiyordum. Almışken hazır internetten onu da aldım. Hatta bugün kargoya verilecek. Gitti gidiyor, oradan aldım. Yorumları okudum, birkaç böyle şeyleri. Ah, gözlerim yanmaya başladı. Birkaç tane baktım. Çok pahalı bir şey almadım. Uygun fiyatlı bir şey aldım açıkçası. Çünkü hani şeyler var, çok kapsamlı. Yok, mamanın ısısını ölçüyor, bilmem neyin ısısını ölçüyor, suyun ısısını ölçüyor, bilmem ne. Ben sadece ateş için aldığım için daha çok kapsamlı bir şey almadım. Ne diyecektim? Ha, hatta bugün kargoya verilecek. Bugün günlerden pazartesi. Ben de yarın anneme gideceğim. O yüzden annemin adresini verdim hatta. Onu da iyi akıl ettim. Yarın kargo gelecek. Evde olmayacağım. Gerçi evde olmadığım zaman da komşuma alıyor sağ olsun. Sorun olmuyor ama en azından yarın anneme gelir. Anamla çok konuştum. Onu da hallettim. O da çıktı aradan, kafamdaydı. Yani oturup da bilgisayarın başına, evet bana hep söylüyorsunuz işte vloglar geç geliyor. Evet geç geliyor arkadaşlar. Çünkü hani bilgisayarın başına oturup onu yapmak gerçekten büyük bir zaman. Diyeceksiniz ki ay yandım. Hani sen diyeceksiniz çok şey bir edit yapmıyorsun ki, hani böyle olur ya, yazılı, süslü püslü, müzikli, başlangıçlı, bitişli, bilmem neli. Evet değil. Öyle olsa zaten hiç yapamam da. Ondan sonra ama inanın hepsi şey, hepsi uzun bir zaman alıyor. Şimdi ben yıkadım bunları. Bunun içine doğrayacağım hepsini. Ay nasıl yandım Allah'ım. Annemdeydim işte. Meltemler de oradaydı. Onlar da işte balayından falan döndüler. İş başı yapacaklardı bugün. Ay çok kötü bir şey gerçekten. Hem tatilden dönmüşsün, hem evlenmişsin, balayından dönmüşsün. Daha evinin şeyini çıkaramadan, tadını da çıkaramadan iş başı yapmak çok kötü gerçekten ama hayat. Hayat böyle maalesef ki. Hayat böyle. Şimdi ben önce bunun için olanı şöyle bir ayırayım da, dur bir dakika. Önce kabak için şöyle şu ayıralım. 1 2 saymadan da attım da. Tamamdır. Şunu kabağa yapalım. Kabak için de şey koydum. Kıyma donuktu. Şöyle kıymayı çözdürdüm ocakta. Bunu da yapalım. Ay yandım. Ne diyordum? Ha işte dün onlar vardı. Annemdeydik, oturduk, bir şeyler yedik falan. Derken tabii ki akşam oldu. Asya orada kaldı. Biz geldik zaten. İşte Kartal illaki arabada uyuyor ama geldik işte, bir süre sonra uyandı. Zaten akşam inanın saat 8, 8'den sonrası bende yok. Uyuyor, uyanıyor, hadi dalsın, hadi uyusun. Şöyle böyle derken zaten ben de yatmış ve uyumuş oluyorum hani. 8'den sonra 8'de yatmıyorum ama onun
uyuması, uyanması bilmem ne. Hadi altını değiştireyim gece işte çok şey olmasın diye diye zaten akşamı yapıyoruz ve benim de yapmam tabii yine 9.30 onu buluyor en şey en erken. Eğer doğru düzgün uyuduysa ben de hemen yatmaya çalışıyorum. Çünkü gece çok uyandığım için gerçekten ben bütün gün uykusuzum. Yani bütün gün mesela şu anda yemek yapmayıp o uyurken uyumam lazım ama olmuyor. Yani ne yapayım şimdi? Ya yemek yapmayacağım. Yemek yapmasam ne olacak? Ha, eşim işten gelip de niye yemek yok demez ama illaki bir yemek yenecek. Ya aparatif kolay bir şey o sırada yapacağım ya da dışarıdan söyleyeceğiz. Öyle olacağına yemek yapayım. İki gün yeriz yani. Hem sağlıklı sebze yemiş olacağız hem de maddi açıdan daha uygun yemiş olacağız dışarıdan söylemek yerine. Şimdi yatmıyorum. Ondan sonra dediğim gibi şimdi yatmıyorum. Sonra bir daha böyle saat 4-5 gibi falan böyle bir uykum geliyor. O saatte de olmuyor yatmak. Akşama yakın oluyor. O saatte de yatılmıyor. Ve ben yine akşam yatıyorum sonuç olarak. Şimdi şu güzelce bir kavrulsun. Şimdi hepsi için domates de kullanacağım. Güzelce bir kavrulsun. Domates de çıkartayım. Şöyle yemeklik domateslerimden. Daha pazardan aldıklarımı bile koymadım buralara, yerleştirmedim. Evet, bu yeterli. Şu iki taneyi şeye kullanayım. Var gerçi de başka. Fasulyeye kullanayım. Şunların da üçünü biraz ıspanağa, birazcık da buna kullanayım. Evet. Şimdi gel bakalım. Onlar için de tenceremi çıkartayım. Şu küçük de ıspanağı yapacağım. Çünkü çok az zaten. Hemen buna da kapağı açamıyorum şimdi. Soğanı koyalım. En çok soğanı tabii ki zeytinyağlıya koyacağım. Allah yandım yandım ne yandım vallahi ne yandım. Şunu şu ocağa alalım. Şu küçüğü de küçük ocağa alalım. Evet bakalım ne kadarını yapabileceğim yemeklerin bilmiyorum ama hepsini bir arada yapacağım için çok zor olmayacaktır benim için. Gerçi daha ne kabakları doğradım ne şey fasulyeleri. Fasulye içinde bir tencere alalım. 1-2 hangisini alayım? Hadi şunu. Bu da fasulye için büyük ama neyse. Dur şey yapayım ya. Bunu buna geçireyim. Kabağı büyükte yapayım da fasulyeyi bu küçükte yapayım değil mi? Çünkü kabak 1 kilo, fasulye yarım. Yanmadan halledersem ne ayrı.
çerdanlığımızı şöyle alalım. Bunu da kabak. Evet. 3 ocağında çalışsın bakalım. Benden böyle. Son durumlar bunlar arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum, sizi yok yere sıkmayayım, tutmayayım. Allah'ım saçımın haline bak. Saçımın haline bak. Benden son durumlar şu şekilde. Yemeklerimi yaparsam benden mutlusu yok. Vallahi. Fasulyenin de soğanlarını attım. En çok ona. Ay o kadar çok ses var ki ocakların bak şu anda ağlasa çocuk duymaz. Arada bir tabii ki duymadan da gidip bakıyorum hani. Ağladım ağladım ağlamadı mı? Yüzüne battaniyeyi kaldırmasın. Bir şey olur ağzına bir şey battaniyeyi sokar. Korkuyorum yani. O yüzden dakika başı. Dakika başı demeyeyim tabii ki de. Ara ara gidip bakıyorum. Tamamdır. Haydi bakalım. Benden bu kadar. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Valla 3 yemeğimi de koydum ama o kadar hızlı yaptım ki hepsini gerçekten. Yani şey gibi, mutfak robotu gibi yaptım valla. Bunu da koydum. Zeytinyağlıyı da. Bu da birazcık şey olsun, sulansın. Belki ona da sonra yine su koyarım. Bu kendi suyu. Kabağa su koydum. Burada pişmeye devam ediyor. Şunu bir karıştıralım yine. Tamamdır. Evet vallahi koydum yemeklerimi. Çok iyi oldu. Kapatmayayım bu taşar. Şuna birazcık şey atacağım. Bulgur. Birazcık buna bulgur atacağım. Bu hem de öğlende de yerim ben. Aman pırasa diyorum. Ispanak bakayım yoğurt var mı? Yoğurtsuz asla ve asla yiyemem. Öyle. Yemeklerimi koydum. Hadi görüşürüz. Bu çocuk var ya saat 2'den beri uyumuyor. Evet bak gözlere bak. Gözlere bak. Gözlere bak, nerelere bakıyorsun can? Yemeklerimi yaptım dediğim gibi abartmıyorum bak. 2'den beri uyandı. Kurban olurum o güzel kafan düştü. Uyandı ve meme emiyor. Uyuyor, anında koyunca uyanıyor. Meme emiyor, uyuyor, uyanıyor. Ve uyumadı. Gerçekten. Ya abartmıyorum. Bir yeri süpürdüm, bir tuvalete gittim. Yani o kadar bir şey. O da uyanıkken yani yaptım bunları. Çünkü bir süre sonra şey oluyor yine. Yattığı yerde yine ağlamaya başlıyor ya da böyle kucakta durmak istiyor falan. Değil mi annem? Böyle duralım mı biz? Hep yanak yanağa duralım ha? Sen böyle mi istiyorsun ya? Hı? Uyumayacağım mı? Hı-hı. Akşam oldu. Saat kaç? Bak. 7:30. Yemek vakti geldi.
Ortada yemek var mı? Var ama masa yok. Hiçbir şey yok. Pamuğum. Pamuk süzdüm. Poğaça yanaklım. Hiçbir tepki yok. Belin ağrıyacak annem. O kadar kaldırma. Bana da yok kafanı. O kadar kaldırma kendini. Öyle. Biz yine koklaşıp oturacağız. Yapacak bir şey yok. Değil mi kuzu? Oh, çok güzelmiş. Çok güzelmiş, çok güzelmiş. Ballanak. Gidiyor yine. Yine böyle aşağılara doğru gidiyor. Yine gitme. Gitme, gitme. Burada kal, gitme. Gitme. Hadi görüşürüz.